akademisyenlerimizin de şöyle bir yorumu var. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsaydı hiçbir bina yıkılmazdı. Eğer yıkım varsa mutlaka orada bir şey vardır. Yani deprem yönetmeliğine aykırı bir husus vardır. Hocam da burada, hani yeterlik sınavında hocam da vardı, Kaan hocam. Şimdi ben bunu söyleyemiyorum. Yani bakın deprem alanında doktora yapmış bir mühendis meslektaşınız olarak ben böyle bir şeyi söyleyemem. Ne teknik olarak söylerim, ne hukuki olarak söyleyebilirim. Ve bu söylediğimizin bir karşılığı var. Yani eğer bir bina yıkıldıysa o binada mutlaka deprem yönetmeliğine bir aykırılık söz konusudur. Ve orada işte bu aşamalarda işte tasarım, yapım vesaire bu aşamalarda denetim görev alanların kusuru vardır cümlelerini ve bu kesinlikle kurmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Şimdi buradan devam edeyim. Neden hani böyle olmadığı kanaatindeyim? Ben %100 bir kere projesine uygun yapılmış herhangi bir bina hatırlamıyorum. İnşaatın her aşamasında bulundum. Proje yaptım, denetledim, şantiye şefliği yaptım, proje müdürlüğü yaptım. Yani her aşamasında bulundum. Ama ben %100 uygun yapılabilmiş bir bina bilmiyorum. Zaten biz bir tane emniyet kat sayılarını bunun için kullanıyoruz diye biliyoruz. Betonda niye biz 1.5 gibi bir emniyet kat sayısı, çelikte 1.15 gibi bir emniyet kat sayısı kullanıyoruz? Bunun için zaten yani öngöremediğimiz şeyler var. Ve birebir uygun olması da mümkün değil. İşin içerisinde bir de usta problemi var, işçi problemi var. Ve biz işçileri bir türlü kayıtlı hale getiremedik, onlara herhangi bir sorumluluk yükleyemedik. Ve onlara bir sorumluluk yükleyemediğimiz sürece ve kayıtlı hale, eğitimli hale getiremediğimiz sürece de birçok şeyi çözme ihtimalimiz de yok. Şimdi bilirkişi raporlarında mesela biraz önce işte arada hocamla da tartışmıştık. En sık karşılaştığım yorumlardan bir tanesi bu depremde hasar görmüş binalarla alakalı. Temel donatı detayı yetersizliği var diyor. Dolayısıyla tasarım yapandan başlayarak bütün aşamalardaki mühendisleri asli kusurlu olarak belirtiyor. Şimdi burada birden çok problem var ama temel nedeniyle göçmüş bir tane bina gördünüz mü? Ben hiç görmüyorum. Şimdi temel donatı detayı yetersizliği dediği şu, bir paket programla çözüyor üniversitedeki hocalarımız bu bilirkişi raporunu yazan. Ve bu paket programından çıkan bir donatı oranı var. Ama hangi paket programı bu? Daha doğrusu hangi versiyonu? Güncel versiyonu. Bu proje ne zaman çözülmüş? Diyelim ki 2008-2009 o yıllarda çözülmüş. 2007 yönetmeliğine göre çözüldüğünü kabul varsayalım. Versiyonlar değişmiş ve bu işin içerisinde piyasada çalışan, hani benim gibi geçmişte proje yapmışlar da bilir, versiyon değiştikçe donat oranı değişir.